23 Nisan coşkusunu aktarıyoruz. Farklı farklı noktalardan o coşkuyu yansıtıyoruz. Biraz önce Sultan Arınır Beykoz'daydı. Beykoz, tarihi Beykoz çayırında bir etkinlik vardı. Benzer bir etkinlik İzmit'te de gerçekleştiriliyor. İzmit'te de bir fuar alanı, orada çocuklar için bir alan oluşturuldu. Burak Özcan da o alanda yayın için hazır. Ahmet Arpat, İzmit'teyiz. İzmit'te Uluslararası Fuar Merkezi'nin içindeyiz. Peki neden buradayız? 23 Nisan'ın Türkiye'de belki de en coşkuyla çocuklar açısından kutlandığı alanlardan bir tanesini ekranlara getirmek için. 30 bin metrekarelik kapalı bir alan ve hepsi ayrı ayrı çocukların daha güzel bir gün, daha güzel bir 23 Nisan geçirmesini sağlamak için oluşturulmuş. Sportif aktivitelerin olduğu, meslek gruplarının olduğu, çocuklara farklı farklı şeylerin öğretildiği alanların kurulduğu kocaman bu fuar merkezinin içindeyiz. Size de buradaki birkaç yeri göstereceğiz kameraman arkadaşım Yasin'le birlikte. Şimdi buradan başlayalım hemen. Bu tarafa doğru döndüğümüz zaman Kocaeli Jandarması'nın burada oluşturduğu bir parkur var. Küçük çocuklar buraya geliyorlar ve aslında o askeri eğitimin bir parçasını görüyorlar. İşte bir tırmanma alanı var. Oradan geçtikten sonra boruların içerisinden geçiyorlar. Halata tırmanıyorlar. Daha sonra bir köprüden geçiyorlar. Ve daha sonra da orada buradaki bu alanı, bu parkuru tamamlıyorlar. Parkuru tamamladıktan sonra da her çocuğa birer tane belge veriliyor. Askeri buradaki görevliler tarafından. Hatta bir tane belge rica edebilir miyim? Bir tanesini görebilir miyim? Ne yazıyor o belgede? Ona bakalım. Bakın işte bu parkuru tamamlayanlara 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında jandarmanın 176. yılı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde hazırlanmış olan parkuru başarıyla tamamlayan Ege Ural için hazırlanmış bir belge. İl Jandarma Komutanlığı tarafından teşekkür ediyoruz. Çocukların da bu alanda en çok ilgi gösterdiği yerlerden bir tanesi. Şimdi bu etkinlik ilk kez yapılmıyor. Bu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıldır yapılan bir etkinlik ve sadece 23 Nisan'da değil, aslında bir hafta boyunca devam eden bir etkinlik ve herkese açık, herkes için ücretsiz. Sadece Türkiye çocuklarına da değil, 23 Nisan tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram. O yüzden yurt dışından da çok büyük katılım var. Bakın şimdi jandarmayı geçtik, polisin oluşturduğu alana geldik. Bakın burada çocuklara bir bomba imha uzmanı anlatılıyor. İşte şu anda da giydiriliyor kendisi. Çocuklara onun nasıl çalıştığı, nasıl bir bombayı imha ettiği anlatılıyor. Yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş bir alan ve her birim ayrı ayrı birer masa kurmuş burada. Olay yeri inceleme var. Bakıyorum şu çevik kuvvet var, trafik şube var. Hepsinin başında da birer tane yetkili çocuklara burada nasıl çalıştıklarını, nasıl görev yaptıklarını anlatıyor. Şimdi mesela orada parmak izi almayı öğretiyorlar çocuklara. Daha sonra burada teknik çizimler yapılıyor. Böyle bir alan. Tabii çocukların daha çok ilgisini çeken noktanın burada trafik şubeye ait olan motosikletler olduğunu söylemek mümkün. Bakın hepsi çocukların o motosikletlerin başında sıra olmuşlar. İşte o orada fotoğraf çektirmek için hepsi teker teker motosikletlere bindiriliyorlar. Orada fotoğraf çektiriliyor. Sadece Türk çocukları için değil, tüm dünyanın çocuklarına açık bir etkinlik olduğunu söyledik. Tam 44 ülkeden 1100 de misafir buraya getirildi. 1100 çocuk misafir buraya getirildi. Onlar da burada etkinliklere katılıyorlar. Örneğin yarın bir gala yapılacak. O galada her ülke kendine özgü halk oyunlarını sergileyecek, yemekler sergilenecek. Bir de yine burada oluşturulan bir tırmanma duvarı var. Elbette çocuklar için çok renkli, çok güzel bir alan. Biraz daha ileri gidince orada itfaiyeyi görüyoruz. Orada bir senaryo oluşturulmuş. Bir ev yangında nasıl müdahale edileceği, çocuklar bir hortum veriyorlar, su sıkılıyor. Daha ileri geçtiğimiz zaman yan salonda da sportif aktivitelerin yapıldığı bir alan var. Tam 33 ayrı sporla çocukların burada tanışmasını sağlamak için oluşturulmuş bir alan. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çocukların 23 Nisan'la kendilerini özdeşleştirebilecekleri, 23 Nisan'ı daha mutlu geçirecekleri bir alan oluşturulmuş. Kocaeli'de Uluslararası Fuar Merkezi'ndeyiz. Akşama kadar açık. Yarın da yine burada etkinlikler var. Eğer gelme imkanı olanlar varsa bu fırsatı sakın kaçırmasınlar. Çocuklarını alıp buraya gelsinler. Hem onların daha güzel bir bayram geçirmesini sağlasınlar. Hem de kendileri bu bayramı bir kez daha yaşasın. Ahmet Arpat.
Burak Özcan, teşekkürler.